Gerçek şudur. Toplumun çok büyük bir kesimi bu meselenin bir an önce çözülmesini, sokaklarımızın başta çocuklarımız olmak üzere herkes için güvenli hale gelmesini istemektedir. Bu talebe, bu çağrıya, hatta bu çığlığa kayıtsız kalmamız düşünülemez. ...1990'da... Dünya Sağlık Örgütü ile Hayvanları Koruma Topluluğu bir arada bir köpek popülasyonunun çözümüne ilişkin bir rapor yayınladı. Ve dediler ki bu iş böyle çözülmüyor. Yani ne kadar bu köpekleri toplayıp öldürürseniz öldürün, sokaklardaki köpek sayısı azalmıyor. Ve bu işin çözümünün köpeklerin ancak kısırlaştırılmasıyla mümkün olacağına vardılar ve bu bilgiyi de yayınladılar. Ve gerçekten de yapılmış çalışmalar da daha sonrasında, daha doğrusu uygulamalar da köpeklerin uyutularak sokaklardaki köpek sayısının azaltılamadığını ortaya koymuş. Ama hani bu iş gerçekten Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi yapılıp da yapılsa idi, işte bu gerçekten bir denetlenmenin olması gereken bir durum. Baştaki adam, onun başına nasıl bir yerlere kayyum atıyorsun, bunun da başına bir adam koyacaksın. Diyeceksin ki arkadaş sen bu köpeklerden sorumlusun, bunun denetlenmesinden. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın, bütün belediyelere gireceksin çıkacaksın, adam da tutacaksın yanında. Çalışanların da olacak. Onlar bu işi büyük bir ciddiyetle yapacak. Onu göreceksin. Gözünle göreceksin. Yoksa öyle toplantılarda bir takım kağıtların üzerine uyduruk rakamları çıkartıp da efendim 1000 tane vardı, biz 800'lük ya da 10.000 tane vardı, bir 5.000'lik sıra. Öyle şey değil. Onu bizzat yaptığı zaman zaten bu sorun gerçekten ciddi anlamda 3-4 senede biter. Kısırlaştırmayla beraber. Kimse de ağlamaz. 3-4 seneyi bile bulmaz. 3-4 seneyi bile bulmaz. Ama yeter ki hani gerçekten o işin ciddiyetinin farkında olan birilerinin bu işin başına atanması gerekiyor. Ve denetlenmesi gerekiyor. Denetlenmeyince işte her şey biliyorsun. 12 gün bayram tatili olacak. Barınaklardaki hayvanlara kim bakacak 12 günde? Evet, genelde bir de o sorun. Hepsi izin alacak. Hepsi köyüne kim gidecek. Kim kısırlaştırma yapacak? Bir an önce hiç vakit kaybetmeden kısırlaştırma seferberliği yapılmalı diyoruz yıllardır. Ama hani bu bir kararlar şey alınıyor dediği gibi uygulama yok. Hayır, bu motor refleks bir laf olmuş artık. Kısırlaştırma. Tamam, kısırlaştırma da arkadaş herkesin dilindeki şey bu. Ama gerçekten sen ona uymadığın zaman, denetlemediğin zaman o kısırlaştırma demenin de bir anlamı kalmıyor. Her şeyin çaresi kısırlaştırma. Tamam arkadaş, kısırlaştırma ama yok yani bu işi ciddi manada yapan. Görüyoruz biz de kulağında küpe olan belediyelerin kısır. Bir ara ciddi olarak yaptılar bu konuda çalışma. Ama hani ciddiyet de şuydu, bölgesinde 30 bin tane hayvan varsa bunun 500 tanesini kısırlaştı. O ciddiyet, ama o küpeleri görüyorduk biz. Mesela biz de STK olarak yaptık. Biyoloji ve popülasyon bilimi açısından baktığınızda burada köpek sayısının ya da herhangi bir canlı türünün diyelim sayısının biyolojik ortamında gelebileceği bir maksimum limit var. Yani köpekleri bugün 2.8 milyon olarak tahminliyoruz ama köpeklere burada sınırsız bir mama ya da sınırsız bir alan tanıyamadığımız için zaten doğanın dengeleyici bir unsuru var ve köpek sayısının örneğin 10 milyona çıkma şansı ya da olasılığı bulunmuyor. Doğa içerisinde bunlar doğal bir şekilde diyelim dengeleniyor ve bir noktada duruyorlar. Burada gördüğün hayatta olan, olmayan hepsinin biz kısırlaştırmasını yaptık. Burası aslında yaptım. Örnek olabilir. 3 yıl önce 450 köpekken şimdi 230 köpek var. Yani hani Türkiye geneli gibi düşünürsek, hani sayı azalmıyor, problem azalıyor. Zaten yaşlanıyorlar, hareket edecek halleri kalmıyor, kimseye saldıracak halleri kalmıyor.
ve zamanla ölüp gidiyorlar. Yani küçük bir pilot bölge gibi düşünülebilir ülke genelde olarak. Elektriği bile olmayan bir yerde ki elektriği biz çektik. Bir kilometre uzaktan köyde kuyusu yoktu. Peki. Kuyuyu biz açtırdık. Şu yolu biz döktürdük işte şeyle asfalt kırığıyla. Çevre telleri işte üstteki saçlar bilmem neler şunlar bunlar. Yani bir şey yapmak istediği zaman konteynerler ya da yapılabiliyor. İlk başta biz hani kuyumuz yoktu, şu büyük su depoları var 3,5-4 tonluk. Onunla Arazöz'de su getirtirdik tankerlerle. Oradan dağıtırdık suyu. Şimdi kuyumuz var, kuyumuzu açtırdık. Kuyuyla dağıtıyoruz gibi. Yani dediğim gibi kafaya ya. Koyduğun bir şey yapmak istiyorsan yaparsın. Evet. Hani devlet bunu kafaya koysa o daha iyisin de. Yeter ki kafaya koysun, yapmak istesin. Köpekleri habitatlarından alıp yakalayıp bir takım işlemler yapmak istediğinizde illaki bunun bir maliyeti ve büyük bir eforu var. Bununla beraber bu hayvanlara bir ay kadar bakmanız dahi önemli bir maliyet yine yaratıyor. Şu anki mevcut hayvanların hepsini toplamaya kalkıp yani 2.8 milyon hayvanın üzerinden gideceğim. 2.8 milyon hayvanı toplamaya ve bir barınağa ya da işte bizim tabirimize bakım evlerine koymak isterseniz bunun maliyeti CAPEX olarak yani bir barınak inşa etme maliyeti olarak yaklaşık 182 milyar TL olarak hesaplanabilir bir sayı. Bunun yanında bir ay boyunca değil ama bir yıl boyunca diyelim bakımından bahsedecek olursak burada da yaklaşık 90 milyar TL'lik yeni bir giderden bahsediyoruz. Yine inanılmaz büyüklükte bir sayı. 182 milyarlık toplam yatırım bütçesi gereksin ama aslında Türkiye'nin toplam yıllık bütçesinin 2023 yılı itibariyle %4'ünü ifade ediyor. Bunun yanında eğitim için Türkiye'nin toplam harcadığı paranın ya da sağlık için toplam harcadığı bütçenin %25'i kadar bir miktarı sadece köpeklere bakım evi kurmak için harcamamız anlamına geliyor. Ki baktığınızda eminim bu paranın çok daha iyi harcanabileceği yerler var. Gel. Gel. Eksi gel. Eksi gel. Bak mesela güzel adamlar. Temizdir. Kafeste kaka görüyor musun? Yok. Belediye barınağına gittiği zaman silme burası kaka doludur. Temizlemezler çünkü. Bak mesela sular. Genelde su kaplarını... Şimdi arkadaşlar su dağıtacaklar. Değiştirip döküp yeniden dolduracaklar. Her gün bunu yaparsın. Her gün temizlik yaparsın. Her gün mama verirsin. Çoğu barınakta olmayan şu var. Bunları ben yaptım. Saçlar. Yukarıdaki o saçlar gölge için kurulan saçlar. Vallahi demirci oldum burada. Bütün bu saçları ben usta falan vermedim. Ustaya para vermedim. Kendim kestim. Kendim demirimi aldım. Yukarıda şeyim var, jeneratörüm. Kaylak makinem var. Hepsini bu gördüğün bütün kafesleri ben yaptım. Efendime söyleyeyim. Ama bu olmak zorunda. Bak gölge yapıyor hayvana. Bak karşısı mesela yetersiz. Karşısının da saçı var. Ama güneş bu tarafa geldiği zaman Ayşe teyze çamaşır yıkamış gibi oldu. Ne kadar çarşaf bulduysak oraya koyuyoruz ki hayvana gölge olsun biraz bir miktar diye. Gel. Ay mektubun. Göçsü gel. Mesela bu güçlü deprem bölgesinden bak. Gel. Mesela güçlü, kör. Deprem bölgesinden. Kör, yaşlı ve zayıf. Depremden geldi. Güçlü gel. Gözleri görmeyen bir hayvan gel. Burada. Burada güçlü olması da gel. Gerekiyor çünkü. Dışarıda başının çaresine bakamaz. Gel. Onun da ismi var ve biliyor ismini bak burada. Güçlü gel. Gel ol. Gel. Gel. Güçlü. Bütün bir hayvan, bütün hayvanın burada evet, şeyi var. İstihar evet, kardeşim. Evet, secerifi de var. Mama yediriyorum, mama. Ay kurban olurum, eşeksin. Evet, evet. Ay havlarmış, görüyor musun ablacığım? Evet, mama istiyor. Dur sana konserve getireceğim de. Türkiye'deki sokak köpeklerinin toplum sağlığının tehdidi o kadar diğer tehditler yanında o kadar küçük bir yüzdeyi oluşturuyor ki. Ama tabii biz asla hiçbir çocuğun, hiçbir insanın kılına zarar gelsin istemeyiz. Bunu yok saymıyoruz. İşte insanlara ne olursa olsun çocuklar sokağa çıkın. Böyle bir yaklaşımımız yok. Biz Haytap Hayvan Hakları Federasyonu olarak zaten sokakta tolerans limitinin üzerinde hayvan istemiyoruz. Bu sadece insan sağlığı bakımından değil, hayvan sağlığı bakımından da uygun değil. Ya araba çarpıyor, ya zehirleniyor, ya şiddete maruz kalıyor. Popülasyonun düşmesi gerekiyor. Bunda kesinlikle hemfikiriz. Fakat bu popülasyonun hem vicdani olarak uygun yöntemlerle hem bilimsel olarak doğru alınmış kararlarla düşürülmesi gerekiyor. Ülkeye kaçak hayvan girişinin durdurulması gerekiyor. En önemlisi pet shoplarda hayvan satışının durdurulması gerekiyor. Artık bu ülkede hayvan satılmamalı, köpek satılmamalı. Bu hayvanları insanlar istediği gibi doğurtamamalı. Köylerdeki köpeklere kadar, köylülerin köpeğine kadar bu hayvanların kısırlaşmış olması gerekiyor. Köpek popülasyonunu azaltmak için sokaktaki köpeklerin
eş zamanlı olarak, eş güdümlü olarak bir üreme dönemi içerisinde hep birlikte toplanıp kısırlaştırılması gerekiyor. Ankara'da 25 tane belediye var, örnek olarak konuşuyorum. Şimdi bir belediye bu işi yapar, diğer belediye yapmazsa o köpek popülasyonunun azaltıldığı ve köpeklerinin kısırlaştırıldığı belediyeye diğer belediye sınırları içerisinde yaşayan köpekler de gelir. Olay tek başına sokak köpeklerinin varlığı da değildir. Bu hayvanlardan geçebilecek hastalıklar var. Sadece köpekte değil, sinekten, böcekten geçecek hastalıklar da var. Dolayısıyla yani biraz daha geniş bir perspektiften aslında bu konulara bakmak lazım. En önemli olan konu, dediğim gibi, konunun çözümünde yetkili, etkili, bilgili olan birim Veteriner İşleri Müdürlüğü'dür. Bugün belediyelerin gerçekten bir an evvel Veteriner İşleri Müdürlüklerini kurmaları gerekiyor ve tek merkezden değilse bile eş zamanlı olarak bütün belediyelerin hep birlikte bu köpek kısırlaştırma işine girişmeleri gerekiyor. Dediğim gibi bir üreme döneminde de dişi köpeklerin %70'ini kısırlaştıracaklar, sorun çözülür. Ama yine çikolun da bak kafesinde, şu altların arkasındaki yeni yapılmış kakayı saymazsak tertemizdir, toplanır çünkü kürekle, suyu temizdir ve maması verildiği için çiko çikodur yani. Önemli olan da bu zaten. Yani önemli olan şu paslanmış veya işte burada beton duvar olmuş veya bilmem ne olmuş değil. Hayvan üşümesin, güneşte pişmesin, aç kalmasın, susuz kalmasın ve temiz bir ortamda olsun. Bunları sağlamak değil. Yok hani janjanlarsın, şurayı kırmızıya boyarım, öbür tarafı yeşile boyarım, şurayı çiçek koyarım. Kulübeleri o şekilde koyarım ama onlar ekstra bir masraf gerekiyor. Hayvanlarda kemiği dayarım. Tavuk kemiği veya bayat ekmeği. Olay o. Yani görsel açıdan hoşunuza gider ama hayvanlar açıdan hoş değildir. Ama onu yapacağımı, abi bunu yaparım ben. Yani beton duvar çektireceğime şu tel benim dışarıyla bağlantımı kesiyor, yeter benim için. Oraya vereceğim parayı, yenirim, bunları harcarım. Hayvana da her gün konserve ederim. Yani. Çünkü hayvan yani burada sınırlı bir ortamda. Zaten adam bir arızası var, görmüyor şuyu buyu bilmem. Bari hani kaliteli bir şey yesin lan. Yani güzel bir kumama yesin. Güzel bir konserve katalım kurumamasının arasına. Yani. Orada bir gözü görmeyen bir köpeğimiz daha var. O da şanslı cadı. Biz işte böyle ilaç veriyoruz ihtiyacı olan hayvanlara. O da artık ömrünün son zamanlarına geldi. Bu arada şu ilaç derken Zekan'ın elindeki ilaç 2500 lira mı 3500 lira mı öyle bir maliyeti var ki diğer başka hayvanlara kullanılan ilaçlar da aynı mali şeyde ama vermek zorundasın. Eğer hayvanı bir yere koyduysan, sorumluluğunu aldıysan, mesuliyetini aldıysan ona bakacaksın. Ama böyle yaşıyor işte. Bak burada rahat ediyor, burada kalıyor gölge. Onlar için de o söz konusu. Yani bunlar saldırgan olduğu için kafeslerde değiller. Birbirlerine zarar verme riskleri olduğu için kafeste. Şimdi hepsini ortaya saldığın zaman o diyecek ki o mama benim, öbürü de gelecek ki hani önünde mama olmasına rağmen yok o mama benim. İkisi birbirine girecekler. Göreceksin, görmeyeceksin. Şey çıkacak, arbede çıkacak orada. Bir de birbirlerine zarar verecek. Kontrol etmek gerekiyor. Bir de kalabalık bir ortamda hangisinin ne olduğunu göremezsin. Birinde bir kitle olmuş olabiliyor, öbürü durgun olmuş olabiliyor. Başka çok birinde bir şey çıkmış olabiliyor. Mesela böbrek hastalarını. Burada şunu yapabilirsin, geniş kafes. Aynen. Mümkün olduğunca geniş kafesin içerisinde. Ve gezdirme. Çünkü ölenler olunca, ölenleri de mesela defnettikten sonra biz de öyle gömeriz. Başka birini daha bizim açımızdan uygunsuz olduğunu düşündüğümüz bir yerden alır buraya koyarız. Yani geniş kafese koyarız. Onlar da geniştir. Bu kare şeklinde, o dikdörtgen şeklinde geniştir karşı taraflar. Ya da aralarındaki teli çıkartırız. İkiliyi üçlü haline getiririz. Daha rahat ortamda olurlar. Gölgede olduktan sonra bir sıkıntıları olmuyor. İşte hayvan pek fazla bir sevgi bekler, bir mama bekler, bir su bekler. Biraz da rahat bir ortam olsun bari. Burada ben bile kalırım yani bacım. Bak, gölgesi var, ağacı var. Ay, ince. Şey var mesela,
şu Eskişehir'den gelen adamın biri tavuk döneri almış hayvanın. He. Hayvanı da esnaf Eskişehir esnafı bakıyormuş. Basında haber olmuştu. Basında da haber olmuştu. Çenesi, çenesine vurduydu. Sen tavuk döneri yerken hayvan orada herhalde herif içerlemiş, bizi yiyemiyor, sen nasıl tavuk döneri yiyorsun diye. Hayvana geçerken esnaf bir tane vurmuş. Adamı. Esnaf da bunu dövene dövmüş güzelce. Oradaki arkadaşımız, bir avukat arkadaşımız da köpek dedi selametini ben iyi görmüyor. Biz manyak bir memleketiz, manyak bir halkız. Herif yediği dayağı buna bağlar. Bunun başına bir şey getirir. En azından size göndereyim diye Çiko bize gönderdiydi. Şimdi koca götlü bir şey oldu. Hayvan bizi tanımaz. İlk geldi, indi pet taksiden. Lan bacağına sarıldı. Yılışıyor. Hani öyle agresif bir şey de değil bu hayvan. Hani o tekmeyi hak edecek. Lan yiyor hayvan orada işte. Döner almış hayvan severim. Vatan severdi için. Hayvan sever, vatan severdi kardeşim. Değil mi Levan? Kurban olurum. Burada üzücü olan şey, alışıyorsun hayvanlara. Evet. Ve hayvan belli bir süre sonra ölüyor. Kafes için mi yapışıyor? Ölmeleri ve hasta olmaları. Kimler öldü? Dalmatçalımız vardı. Danoğumuz vardı, goldenlarımız vardı, halk kızımız vardı. Hepsi öldüler.